İrfan Hocam, siz bir çapraz okuma dediniz. Öyle, hepimizin öyle. Hepimiz her taraftan fikri okuyoruz. Tamamen karşısın, yani PKK'nın açıklamasını da okuyoruz değil mi? Yani her şeyi bilmek lazım ki kendi zihninizde o süzgeçte onu doğru, yanlış olarak neyse o açıklamalar, kimin duruşu, kimin tutumu neyse onu okumak lazım. Bir bakış açısıyla slogan alan cümlelerle ifadeler bir yönlendirme. Şimdi bu operasyonlar esnasında farkındaysanız bazı internet siteleri, orada yer alan haberler ve onlara ilişkin detaylar da var. Yani bu operasyonun çeşitliliği, çok çeşitliliği alanıyla ilgili detaylar da var. Dolayısıyla mesela bu yapılan operasyonlar, sınır ötesinde yapılan nokta operasyonları, MIT'in o kadar değişik haberleştirilmiş oluyor ki bunun kaynağı da saptırılıyor, algı da değiştiriliyor. Bu kolay bir operasyon değil. Yurt 24, içinde olan da sınır ötesinde olanlar da bunlar. 24 saat uçuyor orada, 24 saat. Olmasa hiç böyle inmeden bir operasyon gerçekleşebilir mi? 24 saat, 7-24, 365 gün orada uçuyor. Hiçbir dünyanın hiçbir örgütü, hiçbir istihbaratı, hiçbir ülkesi bizi burada orayı kontrol edemez. Şimdi bitti şu olarak. Sınır baktığımız zaman 1300 kilometreye yakın bir yer. Yani 950'si burada, geri kalan Irak sınırı. Ancak Irak sınırı son derece zor. Coğrafi olarak 3000 metre ve derin vadilerle bölünmüş bir vaziyette. İngiliz'in 1926'da Musul Kerkük'ü almayalım diye oynadığı oyun bizim. Lozan'da çizilemedi. Şimdi buradaki operasyonlara bakıldığında ben tek tek veriyorum. 30 Kasım'da MİT Harun Egit Kotot'un Akin Gara'yı etkisiz hale getiriyor. Gara'da vuruyor. Burada asıl vurulanlardan bir tanesi bakın. Ta en altta PKK'nın Tafka sorumlusu. Bu arada reklam aramız yok, devam ediyoruz. Abdullah Taha. Bu adam görevi neymiş bakalım. 180 kilometre mesafede Tafka'da vuruyoruz. Yani Amerika'nın buraya geçme dediği, kalleş bir şekilde bizi SİHA'mızı vurduğu bölgenin içerisine giriyor. Türk SİHA'sı onu vuruyor orada. Hocam kaç şahıs metre derinlikte? Ömer Daha. Şu, ya şundan bahsediyorsunuz değil mi? Kaç metre, kaç kilometre derinlikte oraya bu? Oraya giriyor, vuruyor. Şimdi gelelim bu tarafa, Kamışlı bölgesine. Buradan sürekli, burası düz bir arazi gördüğünüz gibi. Buradan bir şekilde bize, bakın vurulan mali sorumlusu, para dağıtan şahıs. Hangisi hocam? Sağ taraftaki. Soldaki işte Eymen Jolie, bu söylediğim adam, ondan sonra her bir tanesinin ayrı şeyi var. Fakat Suriye'yi ele alalım. Demek ki Suriye'nin genelinde Türkiye hakim. Buradan anlatayım. Şimdi bu ne demek oluyor? Şimdi burada yazdık işte bir terör örgütünün en tepede karar alıcı baronları var. Süleymaniye'de orada burada Amerika'nın desteğiyle saklanıyorlar orada. Ondan sonra onun işte mali sorumlusu, Süleymaniye sorumlusu, savunma sorumlusu. Yani onlara organizasyon olarak emir ve komuta veren beyin takımını yok ediyorlar. Şimdi bu örgütte bir defa büyük bir moral ve psikolojik çöküntü yaratıyor. Ya ben de olacağım bu. Ne kadar, ben ne diyorum? Nereye kaçarsan kaç, MİT seni yakalayacak ve tepeleyecek. Bundan kaçış yok. Çünkü MİT hainleri yakalar ve cezalandırır. Ancak Hikmet Bey'in dediği gibi geçmiştekinden farklı. Bu da nasıl? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yasası değişti ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Şu andaki çalışma mekanizması hiç de kolay olmayan bir coğrafyada bir, Milli İstihbarat Teşkilatı, iki, Türk Hava Kuvvetleri, üç, jandarma, dört, kara kuvvetleri, beş, korucular ve bölge halkının verdiği destekle biz bu başarıyı elde ettik. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hikmet Bey dedi ya 7-24 orada SİHA'larımız uçuş yapıyor havadaki ama harekata. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Aynı zamanda fiili olarak da sahada olması gerekiyor sadece. Aşağıda adam olmadan buna kim verecek değil bilgiyi? Bunlar değil mi? Şimdi sürekli bu demek ki paylaşım var zaten. Senkronize bir çalışma var. Senkronize bir çalışma var. Geçen oradaki Süleymaniye'deki bizim şeyimizi vuran, diplomatımızı vuranı yakaladık ve vurduk. En son vurulan şu Abdülmüttalip. Bu da uyuşturucu satıp para kazanan, al şimdi yerin altında esrar satsın bakayım. Vuruldu. Uyuşturucu ticaret sorumlusu. Bak, akademi sorumlusu. Yani eğitenini vuruyor. Maliye sorumlusu. Sorumlu. Şimdi yerin altında sorumluluk yapsınlar. Demek ki taktik ve strateji olarak hiperbolü, yani piramidin üstündekileri vurmak suretiyle diğer orta kademe bakıyor. Alttakiler de bizim liderlerim, benim de sonum bu olacak. Bir, iki, operatif olarak zaten kafayı çıkaramıyorlar. Yani hem gece hem gündüz
takip ediliyorlar. Hı hı. Ve çıktıkları anda öleceklerini bilir. Ben söyleyeyim mi? İnsan öyle gibi yaşamıyorlar zaten. Bu taraftakiler mağaralarda, bu tarafta da yer altında Amerika'nın kazdığı kuyuların içinde yaşıyorlar. Karanlıkta. Bunu kim bu baskıyı kuruyor? E şimdi sizin dediğiniz gibi mecliste diyor ki bazı partiler, ne işimiz var bizim orada? Ya kardeşim, bu olmasa, bu Mehmetçikler orada gösterdi silahlı kuvvetler yılbaşı gecesinde nasıl aslanlar gibi nöbet tuttuklarını. Yine o söylediğimiz karşı propagandayla işte askerlerimiz soğuktan öldü. Hayır, öyle değil. Bak, bizim zamanımızda yoktu. Teçhizat da yoktu. Pamukoğlu Paşa söyledi geçen gün tüm general. Oradaki peşmergelerden parayla subay at subay keskin nişanlı tüfeği alıyordu. Hocam madem... Bugün yaptıklarımız bütün dünyaya satılıyor. Ve gösterdi işte orada karakolların içerisinde 7-24 hem SİHA'lar hem de insana duyarlı radarlarımız var bu bölgede. Sadece uçaklar değil yani. İnsan radarları yaptık. Burada geçebilecek sızmayı önleyebilmek için. Ama buna rağmen karşı taraf taktik strateji değiştiriyor. Ne yapıyor? Burada eğitim veriyorlar. Size diyorlar, bakın devlet kuracağız. Bir daha söylüyorum. Kürtlerin en büyük düşmanı bu alçak PKK'dır. Çoğu da zaten Kürt değildir bunların. Türk devletine ihanet eden hainlerin hepsinin sonu bu olacak. Bu bakımdan onlar karşı propaganda yapıyor. Milli istihbaratta vurduklarını böyle gösteriyor. Hainlerin sonu bu olur. Kırmızı çaprazı yiyecek. O zaman ne yapacaksın? PKK terör örgütü şu anda bir, bu karakollar sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde PKK'nın bir, eylemlerini kısıtlamıştır, yapamıyor. İki, personel tedarik edemiyorlar. Üç, zorla gelip anaların babaların ellerinden onları alıyorlar. Dört, Amerikalılar reklam ediyorlar. Çocuk savaşçı buluyorlar. Amerika'da bu suçun ortağı, eline de silah verdiği için o da ortak. Çünkü şey açık. Hocam az önce dediniz ya. Hani teröre biz... destek ve silah veren devletler siyasi destek dahil bunun sorumlusudur. 380 milyon dolar PKK'ya para verdi Amerikan bütçesinden bu sene. O silahları şimdi birazdan getireceğiz. Ha, demek oluyor ki burada karşımızda çok ciddi bir tarihi komplo var. Bu tarihi komploya uyanan Türk milli iradesi Mayıs seçimlerinde hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine PKK ve PKK'ya destek veren irade set koymuştu. Hayır, biz teröre yenilmeyecek kadar asil bir milletiz demiştir Türk milleti, Türk seçmeni. Ne dediler? O bomba olacak, sandıklara gitmeyin. Bir tane kişi ölmedi. Ve ben yıllarca 20 sene Dışişleri Bakanlığımız sağ olsun bütün bu coğrafya agit temsilciliği yaptım. En kansız, en demokratik. Kim bunu söyledi, ben söylemedim. Hoca burada Avrupa Parlamentosu demedi mi? En demokratik seçimler yapılmıştır. Fakat bu kin bitmiyor. Gene benim F-16'larım vermiyor Amerika. Şimdi hocanın söylediği gibi ne olacak? Siz İsrail'e çok sert eleştiri yapıyorsunuz. F-16'ları vermeyeceğim. Hı hı. Almanya müttefikimiz Eurofighter istiyoruz. Diyor ki Suriye'de uçurmayacaksın, Ege'de uçurmayacaksın. Ya böyle bir şey değil. Sen nasıl müttefiksin arkadaş? Hocam. En önemlisini söyleyeceğim hukuken. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun müttefiki olarak Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın sınırlarını Türkiye'nin korumak zorundadır. Bu ne yapıyor? Beni yıkmak isteyen PKK terör örgütüne silah veriyor. Kendi kurduğu örgüte silah atan bir devlet var. Kim bu? Amerika Birleşik Devletleri. Ulan Johnny, erkeksen, sen kom kum kapı askerliğin, çıkar çarpışalım seninle. İstiyorsan Türkiye ile savaş, gel PKK'ya, başkalarına gitme. Hocam. Ve buradan Türk, Kürt milletine de sesleniyorum kardeşlerimiz. Bakın, burada çok kalleş bir oyun oynanıyor. Amerika ile İsrail burada, büyük İsrail devletini kurmak için İsrail'i aparat kullanıyor. Yavrucuk Kürt evlatlarına gidip orada kandırıyorlar, ellerine silah veriyor. Özür dilerim, buyurun hocam. Şimdi şunu söyleyecek, ilave edecek miyim? Bir ilave alayım, ben Hakkari Yüksekova'ya gideceğiz. Olur mu İkbek Bey? Bir iki cümlenizi alayım. Hayır, ama söz verdi bana, ben bir konuşmam. Yok yok, sizin var da Barış orada bekliyor da. O yüzden sizi tamam, alın, yine geliriz o konuya. Bir dakika Barış. İlaveten hocamı destek. Çünkü biz bunları sürekli tekrarlıyoruz. Hocam doğru, tekrarlamakta fayda var. Tekrar o aslen velev ki hani 2280. Hiç fark etmez, 180 de fazla. Hiçbir, şöyle bir çünkü itiraz var sürekli. Biz bunları veriyoruz. Mesela diyorlar ki, arkadaş bunca operasyon var, bunca terörist başı, sözde sorumlusu, sözde bilmem nesi, hı hı, üzerine çarpı atlıyor, sarı torbaya giriyor ya da yakalıp getiriliyor. Ya kardeşim, ne bitmez bir şeymiş bu diye. Bakın, unutmamamız gereken bir gerçek var.
Hocam siz takdir edersiniz bunu. O da şu. Dünyada hiçbir terör örgütü arkasında bir devlet gücü olmadan hayatta kalamaz. Hatırlarsınız Kızıltugaylardan başlayın. İşte ETA'ya bakın. Yine dünya herhangi bir yerinde. Arkasında bir devlet gücü olmadan hiçbir terör örgütü ila nihai eylem yapamaz. Bizim karşımızdaki olan PKK, YPG, yok İran'da PJK bilmem her neyse. Bütün bunların arkasında ABD var. Yani biz aslında ABD ile ABD'nin savaşçılarıyla mücadele veriyoruz. Ve unutmayalım ki biz 12 tane şehidimizi kendi ülke sınırımızda değil. Biz o tarihi atlattık. Orada bir angajman kurallarını değiştirdik. Biz artık bu terör yuvalarını ABD'nin silah verip eğittiği, donattığı, bolca silah verdiği geçen 2024'te Temsilciler Meclisi'nde o silahlar ekranda. 156 milyon dolarlık bütçeyi imzaladılar mesela. Adam diyor ki bununla roket mi alıyorsun? Ne yaparsan yap. Gerekirse ben veririm diyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. O yüzden yani sınır ötesinde bugün verdiğimiz şehitler, verdiğimiz mücadeleler bir ABD, Orta Doğu'daki ucuz savaş dediğimiz hocam. Öyle değil mi ismi? Cheap Wars'tur. Kendi askeri göndermez. Rusya'nın da yaptığı gibi. Öteki bilmem Wagner'ler, öteki başka Blackwater'ler ama YPG, PKK, ABD'nin Orta Doğu'daki savaşçısıdır. Biz onları gömüyoruz. O yüzden bu çok kıymetli bir şey. Riskli bir şey tabii ki. Şehit veriyoruz. Allah hepsinin şehadetini Rabbim kabul eylesin. Ama askerlik dediğin zaten budur. Ama muhalefetten ne? Bakın Barış orada kar da bekliyor. Kar mı var orada? Evet yüksek ovada. Tamam Barış, Barışçım. Bugün çok... Kar olduğu için acıdım. Kar olduğu için çok özel bir habere imza attı bugün. Tamam. Bütün gün çalıştı. Öyle mi? O çalışmasının neticesini aynı sizin Amerikan senatosundan geçen o bütçeyle alınan silahlar, verilen silahlar. Tamam. Hepsini yerinde görüntüledi. Barış bizde söz bitmez sen konuş hadi. Evet bir anlatsın Barış olur mu? Sonra yine biz stüdyodayız devam ediyoruz. Reklam da yok.